Veli Ahmet Mahallesi Kılaca Mescit Sokak'ta bulunan bu cami, Bizans dönemine ait Hristiyan Sarayı kalıntıları üzerine İzmit Kadısı El-Hac Mustafa bin Mehmet tarafından 1598 tarihinde yaptırılmıştır. Kirpi minaresi ile Çinli süslemeleri karakteristik özelliğidir. Mescide nazaran uzunluğu ile dikkat çeken minaresi de kargirdir. Caminin ana girişinin iki yanında mahviller yer alır. Girişin solunda ise kadınlar mahvilinden çıkış bulunmaktadır. Ben Şinasi Akça, Veli Ahmet Mahallesi sakinlerindenim. Camimizin ismi Alaca Mescit, Veli Ahmet Mahallesi Alaca Mescit Camisi. Camimizin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. 1598 yılında yaptırılmış bir camidir. Ancak ondan sonra çeşitli sebeplerle tahribata uğrayıp yeniden yapılmıştır. En son şu anki hali 1999 Kocaeli depreminde caminin minaresi hasar görüp caminin üzerine devrilmesinden dolayı Anıtlar Kurulu tarafından ihaleye çıkartılıp 2004 yılında yaptırılmıştır. 2005 yılında tekrar ibadete açılmıştır. 2005 yılından beri şu anki haliyle kullanılmaktadır. Dörtgen planla esasına göre inşa edilmiş olup caminin iç duvarları inşa edildiği devrin karakterini muhafaza etmektedir. Son Cemaat Mahalli ahşap olarak yaptırılmıştır. Yeni haliyle Son Cemaat Mahalli dahil olmak üzere 105 kişi kapasiteli olan bu cami tek katlıdır. ...2005 yılından önce en son halinde caminin dışarıdaki kısım yoktu. Anıtlar Kurulu'na sorduğumuzda önceki orijinal projesinde bunun böyle olduğunu söylediler. O nedenle bu şekilde yapıldığını belirttiler ve dış görüntüsü bu şekle döndürüldü. Şuradan şu duvarlara kadar böyle üst kat vardı. Kadınlar oradan girip oraya geliyorlardı. Ve dışarısı da bu şekildeymiş orijinal halinde. O ilaveyi de ondan dolayı hani anlattığım gibi onu sonradan yaptırdılar. O şekilde buradan böyle boylamasına büyük kalaslar var. Tahtaların, lambirilerin üzerinde. O kalasları bu lambiriler tutturularak tamam o şekilde. Yani üstünde beton yok. Vakıf şehri Kocaeli, İzmit, Gebze ilçelerimiz, vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. İzmit merkezdeyiz ve İzmit merkezin büyük bir kısmı Ecdat Vakfı'ydı. Nereye bakarsak bir vakıf eseri vardı ama o vakıflarımız maalesef bir bir yok oldu. Şöyle arkaya doğru baktığımızda burada birçok caminin olduğunu biliyoruz. Tarihi Yalı Camii Vakfı bugün bir otelin inşaatı altında ezilip gitti. Başka camiler, diğer eserler ve birbirinden önemli vakıf eserlerimizin bulunduğu yerdeyiz. Artık oradan yollar geçti. Başka binalar yapıldı. Örneğin Halk Evi, İzmit, Fevziye Camii Vakfı'nın külliyesi içerisindeydi. Oradan biraz ileri gittiğimizde önemli bir otelin altında da Yalı Camii Vakfımız bulunuyordu. Ama bu vakıflar bir bir yok oldu. Keşke vakıflarımızı koruyup gelecek kuşaklara aktarabilsek. Vakıf bilgisine, bilincine, kültürüne, korumasına sahip çıkmak, her şeye sahip çıkmaktır. İsmim Musa Gök. Bu caminin İmam Hatibi olarak görev yapmaktayım. Camimiz Halk Evi Meydanı'nda yer alan Çalık Ahmet Ağa tarafından yaptırılan 1907 tarihinde yapılan camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştır. Thank you.
Camimiz düz çatılı, ahşap, giriş kısmında her iki tarafta mahfil bulunan, sol tarafta kadınlara ait namaz kılma yeri yer alan. Camimiz çok nezih bir mekandır. Küçük bir kubbesi vardır. El işlemeleriyle bezenmiştir. Camimiz iki onarım geçirmiştir depremde hasar görmesi nedeniyle. Aslına uygun olarak 1999 depreminde şehir halkı tarafından eski haline uygun bir şekilde imar edilmiştir. Bu caminin 1938'lerde şimdi burası işte, bu yıl cami, bu eski şeyse. Evet. En eski şeyse bak. Hocam bugün şeyde hamam vardı ya, oradaki yalı cami. Yalı hamamı var orada. Merkez Bankası'nın hemen çaprazında. Orada tabii hamamla beraber cami de yapılmış. Belki buna benzer, belki biraz daha büyük bir camimiş. Bugün yani fotoğraflarda da yok maalesef. Belgelerde de elimizde yok. Bu cami daha sonra tahrip edilince, yıkılınca bu caminin ismini ve şeyini bu camiye aktarıyorlar. Ve bu cami 99 depreminden de sonra tekrardan tadilat görüp tekrardan yapılıyor ve günümüze kadar bu cami geliyor. Ama ismi hocam hamamdan geliyor. Evet. Hamamdaki caminin beraber geliyor. Öyle diyoruz. Evet. Buranın gümrük, tuz gümrüğüydü değil mi hocam burası? Bildiğiniz kadarıyla tuz gümrüğü olarak adlandırılıyordu. Zaten burası da esnaf camisi. Tabii. Zahireciler falan vardı buralarda. Yani gümrükün camisi olarak da evet, tarihte adlandırılıyor. Tabii daha eskiler için tahliye defterlerine, arşivlere falan bakmamız lazım. Evet. Araştırmamız lazım ama bildiğimiz kadarıyla böyle.